Değerli makine teknisyeni takipçileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Jack makinesi A5E makinesi aldık. Bir tane aldık, bir deneyelim. Hani memnun kalırsak ona göre başka makineler de alacağız. Şimdilik şuradan zaten açma düğmesini birçoğunuz kullananlar biliyor. Oradan açılıyor. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle ayarı falan gayet güzel. Bakın ayak, özellikle ayak fonksiyonu çok yumuşak düşüyor. Yani diğer markalara göre ayak fonksiyonunu çok beğendim. Yumuşak bir düşüşü var, işsiz edilemez. Adım ayarına gelecek olursak, buradaki adım ayarını kaldırmışlar. Adım ayarı şuradan ayarlanıyor. Şu da şu anda 2'de. Baktığım zaman dikiş uzunluğu arttırma diyor. Zaten şurada eksiyle artıyla arttırıyor. Şu şekilde mesela ayarı 3'e getirdik. Buradaki ayarı 3'e getirdiğimiz gibi oluyor. Burada da zaten işareti de var. Şuradan ayarlanıyor arkadaşlar. Bakın ayarı daha da büyüdü. Buradaki ayarla buradaki ayar zaten bayağı bir fark ediyor. Şu ayar büyük. İyice netleşsin. Şuradaki de küçük ayar. Şimdi ekrandan birkaç tane şey gösterelim. Zamanla diğer fonksiyonları da göstereceğiz. Şu ayağın havada kalkıp şeyde olması. Öncelikle şu şeyimizi gene ikiye düşürelim. Ayarı ikiye düşürdük. Şu iğne pozisyonunu gösteriyor. İğne havada kalsın veya işte şeyde kalsın. Zaten burada da işaretleri var. Ayak işaretleri. Şu bastığımız zaman şu üsttekini normalde bastığımız zaman bakın. Ayak kapalı. Şu anda çalıştığımız zaman bakın. Ayak kaldırmıyor. Ne kadar basarsanız bakın. Basın ayak kaldırmıyor. Kimisi der ki hani bakın pedalın arkasına basıyorum, basmıyor. Tekrar basıyoruz. Baskı ayağı kaldırma açık. Bakın. Şu an ayak açıldı. Buradaki işaret varsa ayağı kaldırıyor. Ha bir daha basarsanız baskı ayağı kaldırma kapalı. Baskı ayağı kaldırma açık. Ona göre ayarlıyor. Makas. Gene makas sistemi de bakın. Burada makas işareti var. Burada da makas olduğu zaman ipliği kuparıyor demektir. Şu anda makine durduğu zaman iğne batılı pozisyonda olacak. İğne pozisyonunu da gösteriyor burada. İğne pozisyonu da gene ona göre bastığımız zaman iğne pozisyonunu da ayarlarız. İğnenin pozisyonu da şu şeylerden birindeydi zaten. Şöyle. Baskı ayağı kaldırma, bu baskı ayağıydı. İğne pozisyonuna bakalım. Şuydu. Yukarı iğne pozisyonu. Bakın iğne pozisyonu şu an makine durduğu zaman iğne havada. Şu an makine çalışıyor. Bakın durduğu zaman iğne havada kalıyor. Şimdi iğne pozisyonunu bir daha bastığımız zaman iğne pozisyonu aşağıda. Şuraya yakından gösterdiğimiz zaman zaten belli oluyor. Şimdi çalışıyorum. Durduğumuz zaman iğne pozisyonu batık kalıyor. Bu da bu şekilde. Zikzak ayarları zaten buradan belli oluyor. Şu da ayrıca pontu dikiş yapıyor. Bastığımız zaman yerinde saydırıyor. Zaten bu diğer ayarlarla ilgili bu da zaten sık dikiş yapıyor. Bu sesi kapatıp açma. Şuna bastığımız zaman sesi kapatırsınız. Burada işareti var. Sesi kapatırsınız veya sesi açarsınız. Şuraya gelecek olursak bu zikzak hani şöyle bakın. Şurayı yakından gösterelim böyle iyice netleşsin. Şu zikzak arkadaşlar. Şu iğne ayarı. İğne pozisyonu. Hani basıp da bakın. Bir iğne yaparsın. Şu ortadaki. Şu en üstteki 1 ve 2 yazıyor. Bu da sık ayar için bakın. Yerinde saydırıyor. Daha sık ayar için. Hani zikzaktan biraz daha farklı. Zikzağı orta derecede tuttuğumuzu varsayın. Bu da yerinde saydırıyor. Hani çalıştığınız zaman sıkı dikiş yapıyor. Daha sık örüyor. Arkadaşlar bunu şimdilik bu şekil yağ vidasını, yağ açıp kapatma vidasını da bu videomuzda onu da söyleyelim. Bir sonraki videolarda da Jack A5'in diğer şeylerini söyleyeceğiz. Şöyle buradan gösterelim. İyice yakınlaştıralım. Bakın şurada bir tane sarı vida var. Şu şekil gösterecek olursak bakın şurada. Şu sarı vidayı gördünüz. Torna vidanın ucuyla gösterdim. Bu sarı vida yağ vidası. Bak artı eksi var burada. Burada da artı eksiyle
şu yağ vidasını yukarı aşağı çevirdiğiniz zaman artı eksiye doğru, eksiye doğru çevirirseniz şu sarı vidadan yağ eksilir. Artıya doğru çevirirseniz yağ artar. Bakın şuraya zamanında şey yapmışlar. Yağ buraya biraz yağ döküldü. Şöyle baktığım zaman biraz yağ döküldü. Biz onun ayarını kıstık. Yağ doldurma yerimizde kimisi belki der ki acaba nereden yağ doldurulacak? Şuradan. Şunu açıyoruz. Buradan yağ doldurabiliriz. Yağ derecesi de burada. Ne kadar yağ olduğu. Şöyle yakından gösterelim. Bakın kırmızı çizgi var ve üstteki çizgi. Şu anda yağ normal. Bunu yağını koyduktan sonra 2 hafta sonra değiştirmemiz lazım. Bu da USB girişi. Şurayı da gösterelim. USB girişi de burada bırakmışlar. Zaten birçoğunuz belki kullananlar biliyordur. Şöyle tırnağımla açamıyorum ama şu da kare kod. O kare koda girdiğiniz zaman makine ile ilgili bütün bilgilere ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız bundan sonraki gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Destekleriniz olduğu sürece bu tür yeni bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi elbette kullanan vardır, elbette bu bilgileri bilen vardır ama ben bilmeyenler için yayınlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.